Otele geldik mi Çınar? Gel bakalım buraya. Bulur. Tamam. Çınar bir şey almak ister misin buradan? Anne ben şey almak isterim. Peki. Odaya bakabilir miyim? Bakalım. Önce oda girişimizi yapacağız. Odamız normal, standart bir oda. Havuza bakıyor bu şekilde. Minibar çok güzel. Günlük olarak yeniliyorlarmış. Mini buzdolabı. Neden bar diyorlar? Şey aldım. Kartları. O da kart mı? Anne benim oda kartım var mı? Banyoda her şey mevcut. Diş fırçası, tarak, pet, jilet, pamuk, aseton, şampuan, duş jeli, boni. Gayet güzel ve yeterli bir banyo. Çok tatlı. Çınar için küçük bornoz koymuşlar. Onun ayağına göre küçük bir terlik. Çocuk diş macunu ve diş fırçası bırakmışlar. Açarız. Hop. Burada bir tane sinema odamız var. İki tane sinema odamız. Burada artık boya yapılıyor. Boyama odası, sinema odası. Burada 0-3 yaş çocuklara ait bir bölüm. 0-3 yaş. Orada uyuma odası var, bir de bel değiştirme odası. Hmm. Burada Lego'muz. Oo. Burada oyun alanımız. Dışarıda. Lego odası. Dışarıda gitmek yok ama sana çıkmıyor. Bir gün çıkartta biz gitmiyorsun. Bir de dışarı çıkmıyorsun da ama. Anne, biri saat 6'da al. Tamam, 6'da alacağım. Geç bakalım. Gerçekten çok güzel ve büyük bir oyun alanı yapmışlar. Otellerin oyun alanlarına baktım da. En işlevsel olarak ayrı ayrı işte Lego bölümü, 0-3 yaş bölümü, 3-6 yaş bölümü olan otel burası. Burası da çocuklar için yemek alanı. Acıkırlarsa burada yemek yiyorlar. Güvenlik çok iyi. Küçük çocuklar çıkış bölümüne geldikleri zaman kendileri çıkamıyorlar. Ancak bir yetişkinle ellerine sensörü okuttukları zaman çıkabiliyorlar. Burası da oyun alanı. Akşam şu alanda çocuk gösterileri oluyor. Şurada basket bölümü var. Futbol bölümü de yapmışlar. Futbol, basket. Boyamalar çok güzel. Çocuk bölümü sabah 10'da açılıyormuş. Akşam 11'e kadar. Burada bırakabiliyorsunuz. Akşamleyin çocukların uykuları geldiği zaman burada uyuyabiliyorlar. Çocukları bırakıp anne babaların da keyif. Şimdi havuz alanlarını çekelim. Şimdi bahçeye çıktığımız zaman
Bir tane burada büyük bir havuz var. Bir de buranın arkasında bir havuz daha var. Bu tarafta da bu şekilde büyük bir havuz var. Sürekli burada havlular var. Çok rahat havlu. Havlunuz ıslandığı zaman direkt değiştirebiliyorsunuz. Tamam. Bu tarafta bale evleri var karşıda. Ana binaların hemen önünde zaten en büyük havuz. Evet, bu şekilde havuz dönüyor, devam ediyor. Hadi gel yap bakalım. Eğer ki ana binada öğle yemeği yemek istemezseniz mayo ile gideceğim işte yemeğimi yiyeceğim. Üstümü değiştirmem diyorsanız şu tarafta hasır restoran var. Sinek, evet anneciğim, orada yemek yiyebiliyorsunuz. Burası akşam taverna alıyor, Yunan tavernası. Konuş bakalım Çınar, tanıt. Her yerde böyle havlu dolapları var. O açıdan çok rahat. Bu tarafı nehir. Denize gitmek için ya 10 dakika yürüyüş mesafesinde deniz, ya yürüyeceksiniz. Ya da ileride tekneler var. Teknelere biniyorsunuz ya da tren var. Gol sahalarının içinden geçerek gidiyorsunuz. Evet, şu tarafta da küçük çocukların girdiği bir havuz var. İyi bir iş. Evet. Hadi gel bakalım. Burada havuz barı var. Evet anneciğim, golf arabası. Evet, golf oynamaya gidiyorlar. Şurası Asya mutfağı. Evet. Burada İtalyan, Stik, Yunan, Taverna, Asya olarak alakartlar bulunuyor. Denize gitmek için burada bir tren istasyonu var. Haydarpaşa adı. Buna biniyorsunuz. Evet, şu tarafta tekne alanı var. Tekneyle gideceğiz. Biz birazdan tekneye bineceğiz. Burası da hem yetişkinler için hem çocuklar için aquapark. Aquaparkı bayağı büyük. Burada da bir İtalyan restoran var. Makarna, pizza. Yine ana restorana gitmek istemezseniz stiketler var. Şuraya da yeni bir yer yapılıyor. Her şey kendine oldu.
Evet. Takdiri ilahi kardeşim. Şurası da 2 ile 4 arası sinek yine. Burada da döner, külbastı, hamburger çeşitleri vardı. Akşam da alakart oluyor yine. Böyle teknelere binip nehirden direkt denize gidebiliyorsunuz. Deniz tarafına gelip iskeleden inince çok güzel burada hayvanlar var, atlar var. Bizim keçiler burada. Bu arada bu uçaklara binebiliyor musunuz? Fakat 250 euro karşılığında. Öne pilot biniyor, siz de arkaya biniyorsunuz. Yarım saat boyunca uçuş keyfi yaşıyorsunuz. Burada da çok tatlı bir pony var. Çınar, pony'e gel bak. Evet. Çınar hamburger istedi. Fatih de somon istedi. Ben salata aldım. Ayrıca evet, deniz mahsulü greten istedim. Yani sineklerinde inanılmaz sunumlar, güzel ve lezzetli. Değil mi Çınar? Evet, uçan sineklerden. Günaydın. Sabah erken kalktık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi denize doğru yol aldık. Hayır, Haydarpaşa. Çınar'ın Haydarpaşa dediği tren istasyonunun adını Haydarpaşa koymuşlar. Havuz tarafındakine. Deniz tarafındakine de Sirkeci koymuşlar. Çınar treni çok sevdi. İlk geldiğimiz gün treni arızalıydı, servise gitmişti. Daha dün açıldı. Normalde nehirden teknelerle denize gidiyorduk. Ama bizim ufaklık treni daha çok sevdi. O yüzden yine trenle gideceğiz. Şurası Bali ve Maldiv evlerine çıkan yol. Çınar'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Buralar hep alakartlar. Burası akşamleyin Asya mutfağı oluyor. Şu ilerideki beyaz yerde Yunan tavernası. Çınar, bugün döndükten sonra denizden şey yapar mıyız anneciğim? Kaydıraklarda inilir miyiz? Ha, trenimiz de geliyor. Trenimiz geldi. Şimdi bineceğiz. Arkaya mı geçelim? Haydara bineceğiz.
çok tatlı küçük helikopterle burada 250 euro karşılığında uçabiliyorsunuz. Önde pilot, arkada siz tabii ki. Evet, Türk Hava Yolları'nda çalışmış daha önce. Sonra buraya gelmiş pilotumuz. İlk girdiğiniz zaman burada öğlen 2 ile 4 arasında alabileceğiniz bir balık alakart var. Ücretsiz 2 ile 4 arasında. Koskocaman bir top sahası var. Burada futbol oynayabiliyorsunuz. Bazen deniz tarafında. Evet, çocuklara etkinlik yaptırıyorlar. Şu arkada çocuk parkı var. Oyun alanı var kumdan. Masa tenisleri var. Bu taraf rezervasyonlu. Özel locaların olduğu yer. Ücretli bu arada. Ayrıca burada isterseniz lojanızda masaj da yaptırabiliyorsunuz. Buranın spası, hamam, sauna, buhar adası ücretsiz. Fakat masaj ücretli. Şöyle bir taş devri konsepti spor alanı yapmışlar. Şu ileride bir tane daha İtalyan alakart var. Pizza, deniz mahsulleri. Diğer şu öndeki yerde bar, meyve, dondurma ve waffle'ın yapıldığı yer. Gündüz 2'ye kadar denizi dümdüz ama 2'den sonra dalgalı bir deniz oluyor. Çocuklar dalgalarda oynamayı çok seviyor. 2'ye kadar düz bir deniz istiyorsanız buraya gelebiliyorsunuz. Biz bugün buradayız. İkiye kadar en fazla dalgası bu kadar. Şurada iskelenin üzerinde de bir tane bar var. İskelenin üzerinde oturursanız oradaki bardan da yararlanabiliyorsunuz. Şezlongların araları çok güzel. Açıklığı. Kimse kimseyle dip dibe değil. Ve bu sahil bu şekilde Kulian Otel'e kadar uzanıyor. İleride de Kulian Otel'in şezlongları başlıyor. Kulian'la Titanic'in sahipleri aynıymış zaten. İkisi ortak oteller. Kulian, Titanic'in bir tık daha üstü bir otel. O konseptle yapmışlar. Bu şekilde şezlongların arasında duşlar var. Kumsal bayağı bir uzun. Şezlong karaları gerçekten çok iyi. İtalyan restoran dediğim bölüm burası. Burası kafesi. Waffle ve dondurma 11-18 arası. Bar 9-18 arası. İçerinin konsepti çok güzel. Konsepti çok beğendim. İleride meyve barı var. Kolay gelsin Fatih Bey. Bir de böyle tatilde çalışanlar var. Barı bu taraf. Bu arada dondurmaları kendileri yapıyor ve sorbe. Meyveden hepsi. Waffle bölümü. Meyve. Hemen verdim de şimdi gelsin. Böyle sahilde çok tatlı ablalar var. Çocuklar sıkıldığı zaman onlara kart oyunları oynatıyorlar. Ayrıca deniz paraşütü de yapabilirsiniz burada. Jet ski'ler de var. Su kayağı da var. Her türlü deniz aktivitesini yapabiliyorsunuz. Şimdi iskeledeki barı göstereceğim.
Bu karşıdakiler Maldiv güneşlenme alanları diye geçiyor. Orada dediğim gibi masaj da yaptırabiliyorsunuz listeye bağlı olarak. Burası da normal iskele. Bu Maldivler ücretliydi. Burası da bar alanı. Buradan kararsız kaldığınız zaman istediğiniz kokteyli yaptırabiliyorsunuz. Bu arada alkolü çok kaliteli. Sular erikli zaten. Bütün biralar var. Efes var, Tuborg var, Henneken var, Corona var. Bütün markalar var ve şişe olarak size veriyorlar. İsterseniz fıçı da var. Her türlü rakı markası da var. Beylerbeyinden tutun. Yeni rakının bütün serileri. Efe Gold'dan tutun. Ala'ya kadar var. Tekirdağ var. Uzo var. Yabancı içkiler var. Tekili olarak Omega var. Daha aklıma gelmeyen. Vodka Absolute var, Sinminrof var. Ne ararsanız var yani, hepsi var. İçki konusunda da kaliteden kaçınılmamış. Şu ilerideki binada Kulyan Otel. Bu arada buraya geldiğinizde hiç havlu getirmenize gerek yok. Böyle adım başı her yerde havlu dolapları var. Ve genelde bunlar sıcacık oluyor. Isıtılmış kutularda getiriyorlar. Ben en çok şezlong karılarını sevdim ya. Başka otellerde çok dip dibe sık sık oluyor ama buralarda şezlong karıları gayet güzel, açık. Sürekli çöpler toplanıyor. Çok temiz. Şu karşıda voleybol alanı var. Gençler voleybol oynuyor şu anda. Top sahası var. Top sahasında burada sporcu, futbolcular geliyor. Onlarla beraber futbol maçı yapma fırsatınız da oluyor bu arada. Bizim Çınarıko burada diğer çocuklarla kutu oyunu oynuyor. Fatih de burada. Çalışmaya devam tatilde. Dün sahil tarafındaki İtalyan restoranına gitmiştik. Orada pizza, deniz mahsulü makarna yemiştik. Bu sefer de buraya geldik. Burada döner var. Başka ne vardı Çınar? Günün çorbası domates çorba var. Deniz mahsulü makarna yam yam. Evet, o da çok güzeldi. İskender var. Ondan sonra İnegöl köfte var. Hamburger var. 3 çeşit tatlı var burada. Salata çeşitleri var. Yani illaki ana restorana gitmenize gerek yok. Evet, İnegöl köftemizi yedik, geldi. Ben bitirdim zaten. Bu da deniz mahsulü greten geldi. İçinde kalamar, karides, midye ve yengeç bacağı var. Değil mi Çınar? Yengeç bacağı değil, yengeç yengeci. Şimdi denizden döndük. Şu arkadaki alan büyük bir havuz alanı. Bali ve Maldiv evlerinin oraya bakıyor. Çınar, sen geç babayla, ben geliyorum. Şöyle minik 0-3 yaş grubunun kullanabileceği bir havuz alanı var.
burası bale evleri. Buradan merdivenle havuza girişler var. Bu şekilde dönüyor. Şu yukarısı olimpik büyük havuz. Orası genelde boş oluyor. Ama işte spor amaçlı birkaç tur yüzeceğim diyorsanız orayı kullanabiliyorsunuz. Duş alanları var. Bu arkada nehir tarafına bakan çimlerde de güneşlenebilirsiniz. O taraflar da sakin. Sürekli olarak şezlonglara patenli arkadaşlar serviste bulunuyor zaten. Ne isterseniz. Atıştırmalık, yiyecek, içecek. Şu arkada hasır restoran var. Orası da ana restorana gitmek istemiyorum. Mayonla gidip yemek yemek istiyorum diyorsanız oraya gidiyorsunuz. Havuz tarafında da sürekli olarak bu şekilde havlular var. Şemsiyeler çok büyük. İki şezlongu da koruyor. O çok güzel olmuş. Evet, bir şimdi şezlongumuzu bulalım. Şimdi buranın pastanesi var. Şimdi size göstereceğim pastanede neler olduğunu. Bu taraf bar bölümü. Burası 2.30'dan başlıyor akşam 10'a kadar. Kazandibi çok güzel. Ya normalde ben hiç danı sevmem ama buranın danıtları inanılmaz güzel ve hiç şekerli değil. Mozaik pastası çok güzel. Ayrıca böyle şerbetli tatlılar da var, baklava. Elmalı kurabiyesini çok sevdik. Gayet lezzetli. Burada da dondurma var, sahilde olduğu gibi. Buradan tatlınızı alıyorsunuz. Dışarıdan da kahvenizi alabiliyorsunuz. Burada bar bölümünde sadece çay ve alkollü içecekler var. Bir de sadece filtre kahve var. Buranın içerisinde bir tane kahveci var. Oradan her türlü filtre kahveniz, cappuccino'nuz, latte'niz, espresso'nuz, americano, ne istiyorsanız Türk kahvesi içebiliyorsunuz. Şurası kahveci. Gördüğünüz gibi. Burada genelde maç yayınları oluyor. Dün akşam Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Burada gösterim oldu. Ayrıca kapalı havuzu da var. Biraz hava kapattığı için biz kapalı havuza geldik. Genelde burası boş. Çınar Jacuzzi'de. Ayrıca buradan dışarıya da çıkabiliyorsunuz kapalı havuzda. Şurada da küçük çocuk bölümü var. Spa'nın içerisinde burası zaten. Birazdan hamam, sauna da yaparız. Bugünü böyle tamamlarız. Şimdi biz Çınar'la hamama gitmeye karar verdik. Spa bölümüne girdik. Zaten kapalı havuz da spadaydı. Burası vücut bakım alanı. Masaj. Burası VIP oda. Burası cilt bakımı. Çok mistik ve güzel yapmışlar, değil mi Çınar? Burada masaj alanları var. Havuz bölümü zaten bu tarafta kalıyor.
Evet. Gel buraya bakalım. Burası kar çeşmesi. Soğuk mu? Evet, soğuk. Kar çeşmesi nasıl bir yer? Burada havlularımızı alalım Çınar'cığım, olur mu? Kar var mı? Yok. Kar yok aşkım. Çok mistik bir müzik. Bak burada duşlar var. Değil mi anneciğim? Evet. Orası ne? Gel bakalım. Burası ayak masaj alanı. İleride saunalar var ama orayı çekmiyorum. Önü kalabalık. Şimdi Çınar'la hamam alanına geldik. Şöyle çok güzel dinlenme alanları yapmışlar hamam bölümüne. Böyle dinlenme alanları var. Buradan içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Girebilirsin. Şöyle özel bir havuzu var. Ve böyle ayrı odaları var. Burada kese yaptırabileceğiniz, yıkanabileceğiniz. Gel bakalım Çınar, bakalım. Tamam. Çok güzel burada. Kurması, maşrapası. Oh, çok sıcak. Kaburgadan hamburger. Bir tane hamburger. Teşekkürler. Balık. Merhaba. Et çeşitleri var. Pirzola, dana. Şurada şiş yapılıyor. Sulu yemeklerde de çok zengin mutfağı. Pirek pilavı var. Dana yahni. Kuzu incik. Tabii ki pide ve lahmacun. Olmazsa olmaz. Bu tarafta da tavuk ürünleri var. Burada da ayvalı kuzu, kekikli piliç kavurma, kadın budu köfte, kalamar. Değişik. Sebzeli hindi, etli patlıcan. Balık bulama. Şu tarafta salatalar var. Bu tarafta şarap severler için. Çeşit çeşit füme etler.
Şöyle isterseniz hazır tabaklar var. Füme etler, suşiler. Zaten bu tarafta sushi standı var. Bu tarafta uzak doğu. Neler varmış? Samos böreği, karides cips, elma dilim patates, barbekü soslu tavuk var, ekşili acılı tavuk, noodle var. Bu tarafta da zeytinyağlı bölümü. Bir karışık tabak yaparız. Hadi bakalım. Böyle içeride küçük küçük işte pastaneler, kafeler var. Bu da bebek kahve olarak geçiyor. Kahveci. Irish pub. Burası sürekli böyle maç yayını yapıyor. Otelin genelinde İngilizler çoğunlukta. O açıdan da hani turist açısından da aslında kaliteli bir otel. İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar ağırlıkta. O yüzden kitleyi sevdim bu otelde. Bazı otellere gidiyorsunuz işte sadece Ruslar ve çok böyle gurbetçiler oluyor. Bazen eğlencenin dozajını aşabiliyorlar. O yüzden burada şu anda hiç öyle bir şey yaşayıp görmedik. Burada da nargile alanı var. İsteyen nargilesini alıp içiyor. Yemeğini yiyenler burada kahve, içecek keyfi yapıyorlar havuzu başında. Evet, burası da restoranın teras alanı. Burada da akşam yemeği yeniyor. Fatih'le yemeğimizi yedik. Biraz yürüyelim dedik sahile doğru. Şuraya bakar mısınız? Nilüferler. Ay. Bu taraf nehir. Sanki böyle yurt dışında bir yolda yürüyormuşum gibi. Bayıldım. Buraları hep ya tekneyle ya da trenle geçiyorduk denize gitmek için ama harika. Golf alanları. Çok iyi değil mi ya? Ya yol çok iyi değil mi? Vallahi çok güzel. Evet çocuklar. Fıskiyen orada oynuyorlar. Yani sabah böyle bu şekilde kendileri herkesin gözünün önünde açıyor. Vallahi çok iyi. Ayrıca çocuklar için yemek bölümünde böyle bir tren yapmışlar. Çocuklar burada gayet keyifli ve aileleri kahvaltı yapabiliyorlar. Ne getir?
çocuklar için özel alanlar var burada. Hem akşam yemeği, hem öğlen yemeği, hem kahvaltılarını kendileri seçiyorlar. Üstüne ne istersin Çınar? Bonibon ister misin? Peki Çınar'cığım bak, burada haşlanmış yumurta var istersen. İster misin yoksa patlak yumurta mı alalım sana? Tamam, buradan başka bir şey istemiyorsan alıyorum tabağına. Sucuk mu? Ne isteriz, sosis mi? Ha, sucuk istiyor, sosis değil. O yok, onu başka yerden alırız. Gel bakalım. Hadi yürü bakalım. Devam. Hızlı devam et bakalım. Burada krep yapıyorlar. Burada da çeşit çeşit pankekler var. Gözleme var. Meyveli yoğurtlar, aktivyalar var. Tost alanı. Sütlü pirinç falan var, yulaf var. Sütlü yumurta var Çınar. Sütlü yumurta ister misin? Peki gel bakalım. Bazlama. Börek. Çınar pişi var. Kalem börek var. Yumurtalı ekmek var. Pişi ve kalem börek mi istiyorsun? Merhaba. Kalem börek koyabilir miyiz iki tane? Bir tane daha rica edebilir miyiz? Bir tane. Pişiyi ben ayrı alacağım sana. Gel. Çok güzel fırınları var. Burada yapıyorlar kendileri. Çınar'cığım bu fırından bir şey ister misin? Bak bakalım. Kruvasan var. Senin sevdiğin. Bak çok güzel bir şeyler var burada. Canın istemiyor. Tamam. Bak burada da başka zeytinler var istersen Çınar. Bu zeytinlerden ister misin? Izgara zeytin var, ister misin? Tamam. O zaman koyarım. Merhaba, birkaç tane ızgara zeytin alabilir miyiz? Teşekkürler. Gel anneciğim, devam edelim. Gel bakalım burada neler varmış Çınar'cığım. Bu senin tabağın. Bak sosis tava var, onu istememiştin. Menemen yemiyorsun zaten. Devam edelim. Aa, sucuk var. İster misin? Merhaba. İki parça sucuk rica edeceğim. Hayır, üç parça. Hayır, iki parça yeter. Karnını ağrıtır. Üç. Sağ ol. Bak, kocaman zaten. Devam. Çınar, önüne bak. Şöyle tatlılar var. Oo, peynirlere çeşit çeşit peynir var. Hem Türk peynirleri hem yabancı ülke. Anneciğim başka bir peynir ister misin İzmir tulu? Hayır. Top peynir? Hayır. Bak bu top. Ben çok istemiyorum. Gel bakalım. Kars gravyerinin yanında Gouda da var. Yeter mi bu kadar? Edam var. İsli Çerkez peyniri var. Burada da
su böreği yapıyorlar. Hindi füme filan ister misin anneciğim? He? Hindi füme? İki tane. Avokado da kalın. Merhaba. İki parça hindi füme rica edeceğim. Teşekkürler. Gel anneciğim, avokado istiyor musun? He? Bak tatlı yumurta da burada. Onu da birazdan koyarız. Bakalım burada neler yapılıyormuş. Anne bana bak. Evet. Burada da yumurta çeşitleri yapılıyor. Suda haşlayıp ekmeğin üzerine sos da koyuyorlar. Çınar'ın tabiriyle patlak yumurta var, omlet var. Gel anneciğim. Şimdi çıkalım. Kahvaltı açısından çok zengin. Havuz tarafından içeriye girdik. Otel çok büyük ama çok rahat bir otel. Burası saat 2'den sonra pastane, dondurma, kahve oluyor. Bu taraf restoranın kapalı bölümü. Restoranı bayağı bir büyük. Burası akşam 12'den sonra dışarıdaki eğlence bitince kulüp. Gel bakalım. Şu merdivenler lobiye çıkıyor. Direkt lobiden de buraya iniş var. Direkt asansör odalarının oradan da giriş var. Burası restoran girişi. Buradan da lobiye giriş var. Buradan yine havuzda çıkış. Yani giriş ve çıkışları herkesin her yerden ulaşılabileceği bir şekilde yapmışlar. O çok güzel. Havuz alanları zaten çok fazla. Orayı da göstereceğim sonra. Kuaför var. Şöyle bir oyun alanı var. Çok keyifli. Oranın da çekimini yapacağım. Sonda Tini Kulüp var. Şu aradan da Bali evleri, villa evleri. Oraya çıkıyorsunuz. Asya restoranı var. Mini kulübü çektik ya ilk geldiğimizde. Videoda onu birleştireceğiz. Burada asansörlere ulaşıyoruz. Gel bakalım. Burası da oyun alanı. Benimkiler burada.
Fatih Çınar'dan daha çocuk çıktı. Burada da bowling alanı var ama şu anda kapalı. Bowling akşam açılıyor. Akşam yemeğinde bakalım neler var. Bu taraf Asya mutfağı. Bu tarafta zeytinyağlılar var. Böyle hazır tabaklar var zeytinyağlı. İsterseniz onlardan alabiliyorsunuz. Burası şarküteri, peynir, şarap severler için. Bu tarafta çeşit çeşit salata. İster hazır salata alabiliyorsunuz, isterseniz kendiniz yaptırabiliyorsunuz. Karides var. Tebriz köfte. Kuzu etli bir yemek var. Burada da balık buğulamalar var. Çeşit çeşit. Bu taraf tavuk ızgara. Ekmek parana bu tarafta. Pizza. Burada keşkekli kuzu incik var, pirinç pilavı var, yani tepsi yemekleri var, karnıyarık var. Bu tarafta ızgara bölümü, sebze ızgaralar. Kebap var, beyti. Beyti varmış bugün. Taraf tatlı bölümü. Tatlı bölümü efsane zaten. Bütün şerbetli tatlılar var. Baklavalar var. Burası da balık bölümü. Bugün alakart restorana geldik. Hangi ülkenin Çınar? Yunanistan. Evet. Yunan alakartına geldik. Önce soğuk mezelerle başladık. Ara sıcaklar gelecek. Şu şekilde menüsü. İçecek neredeyiz? Sıcaklarımız geldi. Karides, kalamar ve ahtapot. Thank you.
Burası otelin villa tipi odalarının olduğu yer. Buradan direkt odalardan havuza çıkış da var. Maldiv evleri ve Bali evleri diye geçiyor. Gayet güzel görünüyor. Lütfen birinci butonumuzu açalım Şinerciğim. Please open the first button, Glory. This button please. Open it please. 1, 2, go! Bravo! Aa, yeni düştü. Okay, we continue.